Ahmet Hakan'ı seyrettin mi dün akşam? Seyrettim. İmamoğlu ile olan. Seyrettim Ekrem İmamoğlu'nu. Peki onunla ilgili bir bölüm var. Ben Ahmet Hakan'ın sonra anlatacağım. Peki. Geçeriz. Arkadaşlar bu bandı durdura durdura gideceğiz. Durdura durdura gideceğiz ya arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu'nun söylediği laf şu. Niye açıyorsun konuyu diyor Ahmet Hakan. Konuyu niye açıyorsun diyor. Bak şimdi. Ekrem İmamoğlu buraya misafir olsa sen nezaketen susarsın. Böyle bir şeyi sormazsın. Ben sorarım. Peki nasıl sorarsın? Yani Melih Gökçe'nin bunu ima ederek yani Pontus hikayesini Yunan medyasında da böyle bir şey oldu diye. Bir kere Yunanistan'da şöyle bir mantalite var. Trabzon'un bölgesini, ahalisini ve Karadeniz'deki bazı yerleri Pontuslu olarak yani orada Rum Pontus İmparatorluğu var. Yani evet. Rum Pontus İmparatorluğundan kalma kendi genlerinden olan bir topluk olduğunu düşünüyorlar. Karadenizler için. Karadenizlerin bölüm bölüm olan yerlerde. Bölüm bölüm olan evet. Yerlerde ve ben Karadeniz'de benim patronum İdris Keskinci, Kanal T'nin daha önce yönetim kurulu başkanı. Kendi ailesinden de Rumlar olduğunu, Trabzon ve Karadeniz'de Pontus'tan kalma Rumların Müslüman olduğunu. Hep bunları konuşuruz. Bir şey, bir parantez bitiyor, bitiyor. Sakıncası hayır, da yok. Kendim de söyleyeceğim. Sen de Pontus olabilirsin. Hay fark etmez anlamında Trabzon, da söylüyorum. Ben Trabzon Sürmeneli'yim. Benim babamın doğduğu köy Magavla köyü. Bir Rum köyü. Hı hı. Yani şimdi kökenimizde Türk olabilir. Müyüz, Rum muyuz, başka bir şey miyiz? Olabilirdi. Biz kendimizi hep oldum olası Türk kabul etmişiz. Türk de kabul etmesen Türkiye'de kabul etmek zorundayız. Yani bu senin için geçerli değil. Hayır hayır anlamadın demek istediğimi. Vesaire. Orada kalıp dinini değiştirmemiş Rum vatandaşlarımız da olabilir anlamında söylüyorum. Türkiye'li kabul edebilirsin. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani üç nesil zaten dinini değiştirerek Müslüman olduysa böyle bir şeyi sorgulamak çok ayıp. İki tane olursa yani baban dinini değiştirse yine bu çok ayıp. İnsanın kendisi atıyorum bilmem ne damadı geldi Müslüman oldu dediğimizde gazetelere manşet oluyor. Hepimizin göğsü kabarıyor. Bunu sorgulamak bile çok ayıp. Yani insanların etnik kimliklerini, mezheplerini, dinlerini sorgulamak bizim bir kere Osmanlı ecdadımızda yok. Böyle bir şeyi söylemeleri bile ayıp. Onlar onların ayıbı. Yani Melih Gökçek mikser gibi bir adamdır. Yıllar önce de 28 Şubat'la ilgili o sürecin içerisinde ateşleyici unsurlardan biriydi. Nasıl? Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş var. Benim çok sevdiğim bir abimdir. Bununla arasında bir polemik yaşadılar Gürcan Dağdaş'la. O tarihte Aydın Menderes Demokrat Parti'nin genel başkanı trafik kazası geçirdi. 20 tane milletvekiliyle parlamentoya destek verdiler. Muhsin Yazıcıoğlu, o da çok sevdiğim bir abimdir. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Çok iyi bir vatansever, iyi bir milliyetçiydi Muhsin abi. Ve kendisini de çok iyi tanırım. Muhsin Yazıcıoğlu'nu da tanırım. Keza Gürcan Dağdaş'ı da tanırım. O sürecin içerisinde çok yakındık. Yani o koalisyon hükümetinin kurulmasıyla ilgili o tarihte patronum büyük destek verdi. Ben de bir grubun başındaydım. Ve Demokrat Parti ile Büyük Birlik Partisi destek vererek rahmetli Necmettin Erbakan başbakan oldu. Bu sürecin içerisinde vefasız bir adamdır Melih Gökçek ve şımarık bir adamdır. O tarihte Gürcan Dağdaş da papaz oluyor. Denizcilikten sorumlu devlet bakanı. Aydın Menderes de hastanede. Partinin vekaleten genel başkanlığını Gürcan Dağdaş yapıyor. Ve bakan.
Benim de çok sevdiğim bir abimdir. O da beni sever. Onunla benim adımı çıkarıyor. Diyor ki Sisi'yle sevgili bunlar diyor. Ve bir baktık, ertesi günü bir uyandık, bütün gazetelerde sürmanşet. Manşet değil, sürmanşet. Sabahından Cumhuriyetine kadar. Bütün gazetelerde. Yani gazetenin yazısının üzerinde manşet atmışlar herkes. Hepimiz şaşırdık. Ve çok utandım ben. Ben yemin ediyorum utandım. O utanmamıştır ama. Böyle bir iftira atmıştı. Bütün basın beni aramıştı o tarihte. Röportaj yapsın vesaire diye. Yaptım tabii ki birçoğunla. Ve Gürcan Dağdaş'ın abim olduğunu söyleyince insanlar şaşırmıştı. Benim yalnızca Gürcan Dağdaş değildi ki bakan tanıdığım. Refah Partisi döneminde başbakanlık yapıldığı sürece Sayın Rahmetli Necmettin Erbakan, o sürecin içerisinde en az 10 tane bakan arkadaşımız vardı. Çok enteresan bir kimliğim vardır benim. Bu FETÖ'cüler vesaire 28 Şubatçı olarak beni suçlarlar ama ifadeye gittiğimde bir bakarlar ki tesettürlü kardeşlerimizin yürüyüşlerine Beyazıt'ta alınıp dayak yediğimi, tartaklandığımı görürler. İlginç bir kimliğimdir ben. Marjinal gibi gözüküp muhafazakar bir tarafım vardır. Onların da ama ben kendi özel yaşantımda marjinalim. Bu beni alakadar eder. Tabii. Ama topluma karşı sorumluluklarım vardır. Bu topluma karşı sorumluluklarımı %100 mü? Günahsız mıyım? Haşa. Çok günah işlerim ben. Çok hata yaparım. Çok kavga ederim. Herkes gibi ağlarım. Herkes gibi gülerim. Hırçınım. Karadeniz gibiyim. Çırpınırım. Ama ben bu vatan için can veririm. Öyle lafta da sahte kabadayılıklar yapmam. Parsel parselde bu ülkenin toprağını veren adamlar da mevcut bilgilerini muhafaza ediyorlar diye alınmıyorlar. Çok yakında onlar da alınacak. Ben buna da inanan bir vatandaşım. Onun için insanlara iftira yaparak, şantaj kasetleri yaparak hareket edilmez. Daha sonra da Keçiören'in şu andaki belediye başkanınınla ilgili de şantaj kasetlerini Melih Gökçek tehdit ederek kavga ettiğinde bir kadınla birlikte olduğu için Keçiören Belediye Başkanı'nı, şu anda da mevcut başkan, adam iki dönem belediye başkanı olamadı. Çok da düzgün bir adamdır Keçiören'in belediye başkanı. Erkek adam nefsini yenilebilir. Her zaman söylüyorum hanımlar. Erkek adam nefsini yenildi diye sakın siz eşinizi affetmemezlik etmeyin. Hata eleyip başka bir nefis kurbanı olmayın. Başka birine sakın gönül vermeyin. Herhangi bir birliktelik asla, çok ayıp. Bir kere biz ataerkil toplum olduğumuz kadar anaerkil bir toplumuz. Biz Türk'üz, Göktürk'üz. Kadınlar namusu, erkekler şerefi temsil eder. Böyle bir şey olmaması lazım. Keçiören Belediye Başkanı da nefsine yenilmiş. Zamparalık yapmış. Her erkek gibi. Türkiye'deki 35 milyon diyelim ki hani çocukları çıktık, yaşları çıktık. Diyelim ki 30 milyon adam varsa bunun 29 milyonu zamparalık yapıyordur. Ben buna inanmam. Birincisi o. İkincisi, şimdi sana sorarsak yok dersin de. Onun için boşver. Hayır, Bernardeş'in ilgili bir haber var. Seks kaseti haberi var. Çok önemli. Bu tür böyle İnsanlara şantaj yaparak vesaire bilmem ne yaparak, ahlaksızca hareket ederek FETÖ bana bu tür isnatlarda da bulundu o tarihte. Bu 28 Şubat döneminde Zekeriya Öz operasyon yaptırdığında Ergenekon'dan Cumhuriyet kadınlarıyla ilgili kasetler varken sözde vekillerin kasetleri olarak söylediler. Bu ahlaksız Zekeriya Öz ve ahalisi Pensilvanya ötesindeki şerefsizler insanları kaydederek MHP'deki bir sürü milletvekilini, AK Parti'deki, CHP'deki, Deniz Baykay operasyonlarının hepsini onlar yapmıştır. Ahlaksız bunlar. Onun için de Melih Gökçek antrenmanlı bu işlere. Peki Ekrem İmamoğlu görüntüsüne devam edelim mi kaldığımız yerden? Şimdi Ahmet Hakan bana göre... Saf mı bu kadar? Değil. Ahmet Hakan saf değil ama gazeteci. Şimdi Kanal D grubu malumun üzerine kimin şu anda? Tamam, Demirörenlerin.
O da mevcutlara yakın bir iş adamı. Doğru mu? Vallahi helal olsun ya. Öpeceğim seni. Hayır, öpme beni. Ahmet Vallahi. Hakan gibi davranıyorum. Öpeceğim. Demirörenlerin değil mi? Evet. Ondan zaten. Ahmet, yani Ahmet Hakan da bu yüzden zaten sıkıştırmıyor ve abele yatıyor. Demirören'in olduğu için. Sıkıştırmıyor mu? Bence ya, sıkıştırıyor burada. Şöyle bir şey ya. Demirören grubu şu anda hükümete yakın olmak zorunda. Bu kadar net. Bu ayıp bir şey neden, değil ki. Neden yakın olmak zorunda? Çünkü Cumhurbaşkanı medyanın şu anda %65'ini muhafaza ediyor. Demirören grubunu da koyarsak %80'ini muhafaza ediyor. Daha önceki iktidarlarda. %80'in dışındaki medyayı saysanıza. Sözcü. Karar. Cumhuriyet. Ulusal mantıkta. Ulusal TV. Ulusal mantıkta bir tek Fox var. Yeni Çağ. Fox var. Ulusal mantıkta bir tek Fox var. Şimdi Fox ne? Amerikan sermayesi. Amerikan sermayesinin nasıl kardeşi kardeşi Orta Doğu'da vurdurduğu gibi Fox'un da provokasyon yapmış olduğunu düşünmüyor musun? Olabilir. Bu biliyorsun bu şey akıl oyunları. Şimdi herkes kurnazda aptala yatıyor da öbürleri mi akıllı? Yok, hayır. Şimdi bak. Dünyanın her yerinde Berlusconi de biliyorsun bir medya patronuydu. Dünyanın her Trump da mesela evet. Bir sürü medya ortaklıkları var. Ortaklıkları. Orada aslında, kendi ülkesinde. Aslında emlakçıdır kendisi de. Tamam, emlak kralı ama medya ortaklıkları da var Trump. Şöyle düşünmek lazım. Dünyanın her ülkesinde mevcut olan iktidar, yönetim, medya gruplarını elinde barındırmak, tutmak ister ki kendi makamlarını muhalif sesler yükselerek birbirine iletişim kurmaları engellensin. Çok sesli harekettir. Tayyip Bey özel bir şey değil ki. Dünyanın her yerinde böyle. Eğer ki adam gibi muhalefet bir araya gelmiş olsaydı Aydın Doğan'ın patronaj olduğu devirde, öbür tarafta Cinerlerin olduğu devirde, öbür tarafta Cinerler Sabah grubunu kastederken, Habertürk grubunu kastederken değil, şimdi cılı ses. Show TV de var onlarda. Mehmet Emin Kara Mehmet'in grubu, Show TV'ler, akşam grupları bilmem ne elinde olsaydı, o tarihte birlik beraberlik kurulup da Tayyip Erdoğan'a karşı kenetlenilmiş olsaydı. Yapılmadı mı sanıyorsunuz? Yapılmadı. 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 Cem Uzan'la Aydın Doğan birbirini yiyordu. Tayyip Erdoğan geldi. Daha bitmedi. Yani bakın, daha bitmedi. Herkes dik anladı. Daha bitmedi. Cem Uzan'la Aydın Doğan birbirine yerleştiriyordu haber olarak. Tabii. Kavga ediyorlar. Kavga ediyorlar. O dönemde ben Uzanlar'da çalıştım zaten. Sonra Kara Mehmet'le Aydın Doğan başladı. Kara Mehmet'le Cem Uzan başladı. Öbür tarafta Ciner'le şey başladı. Aydın Doğan başladı. Bölük bölük hale geldi. O zaman da NTV dışında elinde herhangi bir grubu olmayan, aristokrat takılan tayfa ne oldu? Ortada kaldı. Liberal tavrını korudu. Tayyip Erdoğan da dedi ki ben başka birine verirsem Katarlılara vesairelere bilmem nelere bunu sorun olur. Ama dedi bir şeye verirsek Ferişahenge verirsek kimsenin sesi çıkmaz. Ve böyle olur dedi. Bana göre de çok kaliteli bir operasyondu. Ben olsam Tayyip Bey'in yerinde böyle davranırdım. Doğrusu bu. Sen başka bir şey mi yapardın? Başka bir şey yapan aptal adamdır. Tek seksiz. Adam daha iyi ya. Tek başına mücadele etti. Bütün hepsini devire. Medyanın da %80'ini aldı. O zaman dediğim lafa geliyorsun. %80 bak %80 orada %20 orada olduğu halde Ekrem İmamoğlu İstanbul'u aldı ama.
Medyaya da bakmıyor Savaş. Peki gelelim şeye, banta gelelim. Yani sosyal medya da artık Hakan, yazılı ve görsel medya kadar çok önemli. Herkesin artık elinde bir gazetesi var. Bak bir saniye nefes al. Ne konuştum bugün be? Ay canımsın. Kiminmiş? Feri Şahengi miymiş? Kanal D kimi? Kanal D değil. Star'dan bahsediyoruz. Star Feri Şahengi. Kanal D kimi? Demirören'lerin. Tamam. Demirören kime yakın şu anda? Feri Şahengi kime yakın? Cumhurbaşkanı'na yakın. Evet. Ben de diyorum ki %20... %20 kaldı. Turgajciler yakın mı uzak mı Cumhurbaşkanı? Aslında uzak ama yakın olmak zorunda. Peki kim kaldı geriye? Ben de diyorum ki kimse kalamaz ki zaten. Fox kaldı işte. Ben de diyorum ki Fox eğer ki karşı taraftansa ben bu tarafta kalmayı tercih ederim. Doğrusu bu. Peki gelelim. Yani herkes uyuz oluyor benim söylediklerim ama eğer ki şöyle bir şey Savaşçığım. Eğer ben %80 grubunun içerisine ne zaman dahil olurum? Öbür taraftaki kişiler bana "Aa bu Fox" denirse orada da kusura bakmayın Amerikan sermayesi var derim. Peki. Bu kadar basit. Gelelim Ahmet Hakan'a. Ahmet Hakan'ın yapmış. Bizzat mı anlamıyor? Bir şey söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu buraya gelse onun sorduğu soruyu sormaz mısın? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu buraya gelse. Evet. Şu soruyu sen sormaz mısın? Niye sormayayım? Daha ne o zaman? Anormal bir şey yok ama anlamamazlığa geliyor. Yani ama anlamamazlığa geliyor tekrar ki. Tekrar başa sarıyor. Niye yapıyor adam? Şimdi adam gelse ben de anlamamazlığa mesela, abele yatarım. Abel denir ona. Abele yatarız. Adama, Ekrem İmamoğlu'na 3 kere 5 kere aynı şeyi söyleriz ki diğer medya gruplarında da PR'ım olsun. Acaba adam Ekrem akıllı. İmamoğlu'nun ters bir laf etmesini mi sağlamak istedi sence? Bak. Şimdi yani öyle bir amacım ben var. Herkes gibi bakmadan bu olayla da ilgili sana bir önemli bir istihbarat bilgisi paylaşayım mı? Buyurun. Kulağıma gelen. Buyurun. Dedikodu diyelim ona biz. Buyurun, önden buyurun. Peki. Yunanistan'daki bu yerel gazete kim biliyor musunuz? Kim? Peki. Yunanistan'daki bu yerel gazeteye kaç bin okunduğunu biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum işte, haberi söylersen. 1500-2000. Ve çok bin... yerel de değilmiş. Yani. Ya. Mahalle gazetesi gibi bir gazete. Haberi yaptırıyorlar. Yaptıran kim? Batı Trakya'daki AK Parti sevenleri. Operasyonu yaptırtıyor. Burada da tartıştırıyorlar. Esenler Belediyesi de, Esen Belediye Başkanı da. Onun da eline tutuşturuyorlar. Buyurun diyorlar. Esenler çünkü muhacir bölgenin olmuş olduğu bir yerdir. Bayrampaşa Esenler. Orada da çıkan Gümürcüne, yani Yunanlıların Komontini dediği Gümürcüne, bizim Dedaş dediğimiz onların Alexander Polisi, Santi dedikleri İskeçe. Bu bölgede yaşanan 300 bin aşağı yukarı Türk var. Ve bu Türk kardeşlerimizin %90'ı, bu kadar net söylüyorum, Tayyip Erdoğan'a aşık. Peki benim... Sevmiyorlar bakın, aşık. Benim merak ettiğim şey... mevcut olan ilişkilerini kullanarak haberi orada çakıyorlar, operasyonu da bitiriyorlar. Etkisi buradan, sesi buradan yükseliyor. Peki benim burada merak ettiğim şu, Ahmet Hakan ısrarla, ki yaklaşık bir 7-8 dakikalık bir konuşma bu, ısrarla bir sürü konu varken, ki finalde de zaten Ekrem İmamoğlu yapacaklarını anlattı, neler yapmayı planladığını anlattı. Niye ısrarla bunu... Ağzından bir laf mı istiyor? Yani böyle sert bir laf mı bekliyor? Bak, radikal bir söylem mi bekliyor? Şimdi Demirören grubu kime bağlı? Tekrar başa almayalım filmi. Kime bağlı? Bu kadar net. Kime yakın? Kime dost? Kimi destekliyor? Yani Ahmet Hakan'a ayar mı? Kime emanet edildi? Ayar mı çektiler? Kime emanet edildi orası? Demirörenlere emanet edildi. Evet. Emanetçilerin başında kimler var? Geçmişteki Tayyip Bey'in yakın olduğu adamlar var şu an yönetenler. Evet. Doğru mu? Ve onların başındaki CEO'ları, genel yayın yönetmenleri orayı yönetiyorsa Ahmet Hakan da o genel yayın yönetmenlerinin CEO'larının laflarını dinlemek zorundadır. Adam işini kaybeder. Fox mu alır zannediyorsun Ahmet Hakan'ı? Veya Ahmet Hakan'ı kabullenir mi Fox? Kabullenemez. Neden kabullenemez? Kanal 7 gibi muhafazakar bir yerden, kanaldan
Gitti nereye? Kanal D'ye. Adama Hürriyet'e dediler gitti. Ki. Hürriyet'e gitti. Kanal D grubu. Yani tabii, Hürriyet grubu. Aynı şey. Aydın Doğan'a gitti. Aynı şey. Yıllarca onları eleştirmişti. Aydın doğru Doğan'ın mu? Aydın biliyorsun tavla arkadaşıdır. Hala oynuyorlar mı bilmiyorum ama. Ama şöyle bir şey. Oraya gitmeden önce ne yapıyordu? Eleştiriyordu devamlı. Kanal D grubundaki yayın yönetmenlerinle papaz oluyordu, kavga ediyordu. Doğru mu? Oraya gitti. Orada en popüler köşe yazarı oldu. Program sundu. Orada iskele sancak yapıyordu. Burada tarafsız oldu. Sonra ne oldu? Ana haber sunmaya başladı. Yani kolay değil ki. Ahmet Hakan oluyorsun. Bu ülkedeki 10 tane önemli yazardan birisin. Hem yerini korumak zorundasın. Evrim geçirdi yani. Ben evrim geçirdiğini de düşünmüyorum. Ahmet Hakan'ın daha önceden de aşırı muhafazakar kişilerle çalışarak, ben de mesela, ben muhafazakar insanlarla çalışırım ama kendim liberalim, demokratım, özgürlükçüyüm. Ben Ahmet Hakan'ı çok da omurgalı bulurum, çok da seksi bulurum, yakışıklı da bulurum, karizmatik de bulurum ve aklı selim de bulurum ve çok iyi de bir gazeteci olduğuna inanıyorum. Bana göre istediğini Ahmet Hakan aldı. Tebrik ediyorum Hakan'ı. Ahmet Hakan'ı tebrik ediyorum. Durumunu mu kurtardı diyorsun? Hem yerini muhafaza etti. Hükümetle ilişkisini muhafaza etti. Çünkü HDP'den dolayı AK Parti grubu takıktı ona. Peki, bu İlk operasyonda kaydıracaklardı. Peki keser mi bu onları? Keser. Keser. Bir seçim öncesi Binali Yıldırım'a bir daha böyle şıklık olsun diye bir operasyon yapılır. Ekrem İmamoğlu'na da bir ayar çeker orada. Operasyona getirir. Bana göre Ahmet Hakan hem yerini muhafaza etti, hem Ahmet Hakan ilişkilerini muhafaza etti. Külliye'nin gönlünü aldı. Ortadan hareket etti. Tam bir gazeteci gibi hareket etti. Bütün ilişkilerini muhafaza ederek bir program yaptı. Yani onu eleştirenlere onun pozisyonunda olmuş olsalar yıkama yağlama istasyonu açarlar araba için. Sevgili Sayan, fazla vaktimiz yok. İki tane haber var benim haberler arasında. Yaklaşık 15 tane haberimiz vardı masada.